Bak biz mesela bugün Allah'ın ayetlerini açık açık okuyoruz. Mezhepler bırakıyor mu kendi yollarını? Kaldı ki hani biz de Kur'an'a inanıyoruz diyorlar üstelik. Şimdi bunun yanında Yahudileri düşünün. Mesela bugün ben mesela diyaneti ve onlara destek veren kimse ister siyasi ister başka onları asla ve kat'a affet edemiyorum. Allah da asla affetmez. Burada açıkça söylüyorum. Hiç kusura bakmasınlar. Bakın şimdi emir vermişler. Sabah namazı imsaktan önce kılınıyor. Yatsı namazı vaktinden sonra kılınıyor. Ya size ne oluyor da Allah'ın emrine uymuyorsunuz? Siz kimsiniz? Bakın ne kadar zor geliyor kendilerine. Efendim biz diyanetiz. Öyle mi? Peki senin iblisten ne farkın var? Ene hayrun min dedi iblis. Cevap verin hadi. Diyanet cevap ver bakayım bana hadi. Allah'ın açık ayetleri varken karşımıza çıkarıyorsunuz bir tane astronom. Astronomi bilgisini hakaret eden söyledikleri astronomiye yüzde yüz ters olan bir adamı çıkarıyorsunuz. Onunla milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Bakın bu ne kadar zor geliyor. Hristiyan'ın, te, şey, Yahudi'nin Müslüman olmasının ne kadar zor geldiğini de buradan anlayın. bu kadar açık ayetlere rağmen ya çık bak gözüne bak? Bir tane ayet okuyanı gördünüz mü şimdiye kadar çıkıp da? Bir tane hadis okuyabilirler mi? Diyebiliyorlar mı ki şu mezhebin görüşüne bö göre böyledir? Ya ene hayrun min. Bunu sadece sadece iblis mi söylüyor bunu? Evet bu hiç kusura bakmasınlar. Asla kendilerini savunamazlar. Affedilecek bir şey değil. İki gündür camiye gidiyorum, bakıyorum namaz bitmiş. Ya üç gündür, iki değil. Pazar günden beri. Kadar, yani, Neyse. Genelge yayınla Dur bakalım. Bir de bir, bir Allah'ın Allah size destek vermesini bekleyeceksiniz öyle mi? Siz bu gidişler ne Kudüs'ü, Mudüs'ü hayal etmeyin. Hiç boşu boşuna şey yapmayın. E Cenab-ı Hak böyle şeyde Fetullah'a da defalarca söylemiştim. 170 tane ülkede yapılamıştı. Bana gülüyordu <gülüyor> falan. Ne oldu? Ne oldu yukarıya doğru çıktı çıktı ne oldu? Küt diye düştü aşağıya. Ne elde etti? Bu Cenab-ı Hakk'ın imtihanıdır. İşler iyi gidiyor diye heveslenmenin bir anlamı yok. Allah'ın emrine uymazsan öyle bir düşersin ki farkına bile varmaz. Böyle hiç kim kendine bunu muhatap alıyorsa alsın Allah'ın emri karşısında hiç kimseye en küçük saygı duyamayız haberler olsun. Allah'ın emrine uyarsa kendilerini kurtarırlar. Böyle saçmalık olmaz. Ya yıllardır burada anlat 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 ne oluyor? Şimdi bunu görün. Yahudilerin kıbleyi değiştirmesinin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Ya mezheplerinin kitaplarında bu yazıyor. İnandıklarını söyledikleri kitapta yazıyor. Hadislerde yazıyor ama beyefendiler yok. Biz Diyanetiz. Öyle mi? Ahirette görüşürüz sizinle. Ahirette görüşürüz. Diyorlar ki niye sinirleniyorsun? Buna, buna aferin mi diyeceğim? Hem Müslümanım diyeceksin hem Allah'ın ayetlerini hiç sayacaksın.